Herkesin garip garip davrandığı ve şu ana kadar 3 farklı oyununu oynayıp bitirmiş olmamıza rağmen hala tam olarak neler olduğunu çözemediğimiz Rust Lake serisinin bir başka oyunu olan Paradise'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epey uzun bir cümleydi ama şu inek bizi bekliyor. Şimdi bir bakalım. Üzerinde farklı noktacıklar var ve bunlara muhtemelen belirli bir sırayla tıklayacağım. Önce sarılar, turuncular, hayır. Turuncular, bu mu eşi? Evet. Pembeler. Galiba burada biraz işimiz var. Ben şunu bir çözüp geleyim en iyisi. One eternity later. Önce bunlar, sonra bu. Bunlar, şimdi bu. Sonrasında bu. Ve son olarak böyle. Güzel. Burayı sonunda çözdüm. Ve şimdi şurada bir işaret çıktı. Ama hiçbir şey yapamıyorum. İnek. Bir şey demiyorsun. Gözleri de bir tuhaf. Peki çıkalım buradan. Bir tane bitkimiz var. Marul. Bakalım. İnek dışında bir şeyler var mı? Burada yok. O zaman ileri. Şurada neyimiz var? Marulu bunun içine at. Hayır. Komşularımdan biri galiba tavanı patlatmaya çalışıyor ama henüz başarılı olamadı. Bakalım ilerleyen dakikalarda olacak mı? Ha, bunlar da çeşitli sebzeler. Marulu buraya mı koyacağım? Tek çift. Çift tek. Tek çift. Bunlarla nasıl bir şey oynayacağız tam olarak? Sudoku gibi mi? Ve burada görünen diğer şeyler niye gözükmüyor? Taş gibi bir şey var ya da patates. Bu nedir? Bir tuvalet. Neyse ki kullanamıyoruz şu an. Buradan yukarı çıkalım. Aa, bu babamız değil miydi? Galiba iyileşmiş. Peki görünmüyor yine de. Sandviç yapacağım tıpkı şeye yaptığımız gibi. Rust Lake Hotel'deki domuz beye yaptığımız gibi. Bu arada bir arkadaşımız hangi sırayla izlemek lazım diye sormuş bunları. Ben sıralı bir şekilde oynamadım. Ve hala oynamadığımız oyunlar var, yani aralarda eksikler var. Ama şu ana kadar olanlar içinde sıralı gitmek istiyorsanız önce Roots'u izlemeniz lazım. Sonrasında Hotel, sonrasında şu an oynadığımız Paradise, en son da Underground Blossom ya da Paradise'ı mı en önce izlemeniz lazım acaba? Bilmiyorum. Yani ben karışık oynadım ve hiç böyle kopuklukta hissetmedim. Kafanıza göre, o yüzden siz bilirsiniz. Ya da bunu internetten bakın. Mutlaka bir sıra vereceklerdir. Buna bir şey yapamıyorum. Evet, burgerini istiyorsun. Otelde de mesela Domuz Bey böyle hamburger istiyordu illa. Ve bu arkadaşın da geçtiğimiz bölüm domuz maskesi taktığını unutmayalım. Önemli bir detay. Şimdi sana biz hamburger nereden bulalım kral? Şöyle bir gezineyim bakalım. Aa, burada da aynı şey var. Aa, bunu çizeceğim bir de böyle. Şimdi bunu nasıl yapalım? Bu nokta sayısı kendisine bağlanması gereken sayıyı ifade ediyor galiba. Hepsini sıfırladığımızda olay çözülüyor diye anladım ben. Ha işte bu kaldı ama. Bunu da böyle. Tamam, yaptım. Bu ne? Sadece bir işaret. Bu hayvanların niye tam üzerinde bir nokta işaretli? Keçi. Hiçbir fikrin yok senin de tabii. Kova aldık. Teyzem, şifa mı yapıyorsun yine? Oğlunun karnı her zaman aç. Ne pişireceğim? Muhtemelen, evet. Rust Lake Burger. Burada da tarifi var. Bizde sadece marul vardı. Onu ne yaptım ben ya, marulu? Şimdi buraya bakalım. Çevrede bir şey yok. Burada da herhangi bir şey yok. O zaman geri döneceğim. Yani maalesef şu an yapacağımız şey keçi ve ineğin üzerinde işaretli olan bölgeye geri dönmek. Mesela inek. Şunu yapacağız belli ki. Çiğ inek eti aldım. Özür dilerim inek. Bir de senden süt mü sağacağım? Aynen öyle. Oldu mu? Süt dolu kova. Sıkıntılı oyun ya. Ama alışıyorsun bir zaman sonra, biliyor musun? Bizim keçi neredeydi? Muhtemelen ona da uğramamız lazım aynı şekilde. Özür dilerim. Şimdi bunları teyzeye götüreceğim. Al. İnek kıyması. Bunu da kesecek. Pastırma dilimleri.
Ve şimdi pişireceğim. Tamam, malzemelerimizden ikisi hazır. Şimdi diğer şeyleri nasıl bulacağız? Asıl o önemli. Az önceki yere geri dönelim. Burada bir olay var. Ya bunları öyle bir yerleştireceğim ki her tarafı kapanacak mı bunun, nedir? Aa, yaptım. Aa, bu sefer ekmek de geldi. Hepsini sıralamam lazım bir şekilde. Güzel, bunu da yaptık. Şimdi bu sefer elimde patates olduğunu düşündüğüm şeyler de var. Ve bu da bu şekilde. Peki. Bunun sonucunda domates ve salatalık aldık. Şimdi bunları gidip yerleştirelim. Marulu zaten koymuşuz. Sırası neydi ki? Hatırlamıyorum. Aa, arkada domuz belirdi. Gördün mü? Bir anda çıktı ve gitti. Şimdi teyzem, tarif soracaktım. Bir de şunları önce dilimletmemiz lazım zaten teyzeye. Al. Ketçap ve salatalık dilimleri. Salatalık, ketçap, marul, şu her neyse bu yok. Karışık yüklesem. Geri de alamıyorum. Karışık yükledim. Bir şey eksik demek ki. Oğlum al işte burgerini ya. Süt. Ah, bir dakika, sütü de teyzeye vereceğim. Peynir yapacak herhalde sütten. Teyze, al bakayım bunu. Yok. Sütü böyle döksem? Hayır. O zaman sütü buraya dökeceğim. Aynen öyle. Güzel, burada peynirimizi yaptık. Alalım. Hatta keselim. Şimdi peyniri de ekliyorum. Ve tamam mı? Sırası karışık oldu. Al ye bakalım. Afiyet. Tuvalete gitti ve babamızın yüzü hala böyle. Bay Domuz da tuvalete gidiyordu oteldeki. Demek ki bu ve Bay Domuz aynı kişiler, artık ona zaten eminiz. Ama ne istiyorsun şimdi, tuvalet kağıdı mı? Abi sana nereden bulalım tuvalet kağıdı ya? Odaya geri dönelim. Babayla bir konuşmaya çalışalım yeniden. Tabak boş. Baba bir şey demiyor. Bıçakla şeyi keseceğim, sargıları. Baba, iyi misin? Hala başın ağrıyor, normal değil mi? Şimdi bunu götürelim. Al bakalım. Allah'ım, seslere bak. Ve şimdi bakın ne yapacağız. Neyse. Küp. Aynen öyle. Neredeyim ben ya? Bay bay kuş, çiçek, saç, kalp, bunları hatırlıyorsunuz. Roots'ta toplamıştık. Bir şeyler çiziyor annemiz buraya, onu gördük. Ama bunları niye amcamızın kakasında bulduk bilmiyorum. Bitti mi? Bir şey mi yapacağım? Herhalde bir şey yapmayacağım daha. Bak bir şey buldum. O zaman çıkıp amca? Amcam kötü olmuş birazcık. Hemen şuradan kaçalım da bitirelim şu bölümü. Bay Domuz. Sakin olun. Küpü buraya koymam ama küp yok. Önce bir yerden küpü almamız lazım da bulamıyorum ki. Yeniden bakalım. Şimdi oldu. Geldik buraya yeniden ve bu bölümü bitirdik. İnek bölümüydü ve bitti. Bakalım sırada hangisi var? Sırada bu var. Acaba bu ne? Altıncı lanet. Çıban. Bakalım. Bir kafatası. İneğe ait muhtemelen. Sağda solda yapraklar var. Şu ne? Çimen topladım. Boş bir şişem var. Bu tarafta bir şey yok. İçeri giremiyorum yine. Ne istiyorsunuz? Veba doktoru bizi karşıladı. Şişenin içini doldurmamı istiyor. Su doldurayım.
Buradan mı? Aa, buna çimen vereceğim. Şimdi yiyeceksin ve bir yerden evet kan aldım. Buyurun Bay Veba Doktoru. Tedavinin o olmadığına eminim ama yine de alın. Bakalım nelerimiz var. Bir mantar. Toplayamıyorum ama. O zaman bir bıçak bulmalıyım yine. Teyzem, havada ölüm kokusu var. Keşke sadece ölüm kokusu olsa. Tedavi yukarı sol, sol çapraz, sağ çapraz, sol, sol çapraz, zaman. Bu da sıralı ilerliyor. Yani, ya amca. Ne oldu gene? Bunları hangi sırayla patlatacağım peki? İlk üçünü bulduk. Mavi, yeşil, turuncu, mavi, yeşil, turuncu, hayır. Mavi, yeşil, turuncu, mavi, yeşil, turuncu. Mavi, yeşil, ha, mavi, yeşil, turuncu, mavi, yeşil, turuncu, mavi, yeşil, hangisi? Turuncu. Mavi, yeşil, turuncu. Ve bu bölgeyi keseceğim. Teyze, bir kere ağzını hayra aç ya. Ya kazandan fırlarsın, ya burnundan sülük çıkar, ya aptal aptal yemek yaparsın. Senin yüzünden bu halde bu aile. Soğan, al. Ne yapacağım kim bilir bu soğanı. Lanet asası. Asayı buraya mı saplayacağım acaba? Olabilir mi? Hayır. Soğanı buradan çıkardım ya. Bununla bir işim yok. Burada neler bulacağız? Bay Veba Doktoru, al. Bak, bu arada az önce ben de asa dedim ama doğru okunuşu asa bunun. Bilginiz olsun. Ne yapıyoruz? Ha, kanı bana verdi. Şimdi bunu belli bir ölçüde doldurmam gerekecek herhalde ama burada da bazı notlar var. Anahtar bu şeyin içindeymiş. İğnemi alayım. Kibritlerimi alayım. Bıçağımı alayım. Biberimi alayım. Anahtar bir şeyin içindeydi ama neydi o? Şöyle bir şey. Hiçbir şeye benzemiyor. Şunun içinde galiba, evet. Bunun içinde ve saat kaç kim bilir? Bence önce teyzeye dönelim. Şu mantarı da kessene. Şimdi buraya bir şifa yapacağız. Bunu da at içine, hayır. Bunu at, hayır. Ne diyordu notta? Sol çapraz, sol falan filan, bunlar tamam da. Önce peki bu işi yapsak? Alalım. Abim yaşıyor musun? Hala yaşıyorsun be. İnanılmaz. Teyzem. Onu yiyeceksin mi acaba? Oh, mis gibi. Heh, ver onu bana. Adamsın. Bu sefer ne çıktı acaba? Yakıyor muyuz bunu? Ne yapıyoruz ya? Soğan mı vereceğim sana? Ne yapacağım ki? Sende mi bir şey atlıyorum acaba? Aa, evet. Ağzına soğan? Hayır. Bunu döksek? Yok. Burayla bir abi, bu oyunun bir özelliği daha var, takıntılı olduğu şey muhtemelen yine olacak. Söylüyorum abi, tanıyorum artık. Şunlara bayılıyor oyun. Bunu yaptırma bana. Bak mesela hiçbir anlamı yok ama bunu yaptırtıyor oyun. Böyle ilginç bir özellik. Soğanı nedense buraya çok koyacakmışım gibi hissediyorum ama teyzem de sümüğüyle burada duruyor. Bu tarafa bakalım yeniden. İçeride bir şey var mı? Camlarda, burada. Yok. Bunun içinde yok. Burada. Aa, anahtar. Al bakayım. Şimdi ne yaptık? Anahtar aldık. O zaman üst kata çıktım ve anahtarı kullandım. Boş şişeler aldık. Saatin kaç olduğunu hala bilmiyoruz ve şurayı genişletsem, ha, her şeyim burada. Şişeyi teyzeye versem. Yok. Bunu mu dolduracağım? Evet. Teyze, bunu al şimdi. Ha. İç. Koklayacağım mı, içeceğim mi? Ne yapacaksın? Bunu da doldur. Yo, hiçbir işe yaramadı bu. Peki soğan? Gözyaşı aktı. Alalım. Ve son olarak bunu mu vereceğim acaba? Yok. Mantar? Evet. Salya.
Tamam teyze, elini açıp tutma, artık bir şey veremeyeceğim sana, al iğne. Şimdi bunu belli bir ölçüde doldurmamız lazım ama hangi ölçüde? Mesela gözyaşı damlattık. Bu her birinin bir anlamı var, tamam mı? Mesela gözyaşı bu olabilir ya da bu olabilir, hiçbirini bilmiyoruz. Ama bu çok uzun sürer ya, bunun mesela bir anlamı yok mu? Zaman. Acaba saati mi ifade ediyor bana bu? Ya da bununla mı bir alakası? Aa, buldum. Bak, bu 12'yi gösteriyor, tamam mı? Tamam da ne demek yani? Bu 12, bu 9, bu 10, bu 2, bu da 9 ve bu da 10. Bu saati mi çözmem gerek acaba önce? Yok, bu yukarıdaki saatle alakalı bir şey değil. Teyze, bana yardım et artık. Artık son olarak bir de şunu deneyeceğim. Muhtemelen budur. Bizim veba doktoru vardı ya. Bu şişeleri ona vereceğiz. Bak, eli boş zaten. Kan. Kanı verdiğimde belli bir hizada tutuyor bak. 12'de mi tutuyor? Tamam. Kan 12. Salya. Salya şöyle sağ tarafa doğru. Tamam. Dik sağa doğru. Peki yeşil ne taraf? Yeşil de sollu. Peki alayım. Yeşil, sollu bu, sağlı bu, dik. Sen nesin? Sen de bayağı sollusun. Yeşil, beyaz, sarı. Yeşil, beyaz, kırmızı. Bu olacak. Önce o yüzden yeşille başlayacağım. Yeşil, beyaz, sarı, yeşil, beyaz ve kırmızı. Oldu mu? Aynen öyle. İlaç. Al bakalım. Kalbin yok ama bunu iç, iyi gelir. Dişler. Ne yapacağım dişlere? Yer değiştireceğim. Ama neye göre? Şöyle olacak herhalde. Bu buraya, bu böyle. Bu arkadaşı buraya aldık ve tamamdır. Bu da saat mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu tarafta 5. Nokta 8x5. Nokta 8 olacaktı. X de 5'e gelecek. Aynen öyle. Saat mekanizmasını çıkardık ve kalbi buraya yerleştirdik. Saat işliyor. Sanırım hepsi bu. Altta bir kutu var. Nasıl çözeceğimiz hakkında hiçbir fikrimizin olmadığı bir kutu. Zaman kırık bir kalbi iyileştirebilir. O zaman sen buraya. Tamam. Bunu dikelim. Şimdi bir daha kes falan, yok. Bununla işimiz bitti. İyi misin? Şimdi gelelim buraya, yazalım. Ve son olarak R. Ve küp burada. Ne oluyor? Şu benim küçüklüğüm mü bu? Galiba elinde kalp tutan da bir geyik. Bu babamız galiba. Aa, ne yapıyorsun? Kafama sıkıyor. Aklıma şey geldi. Khaleesi'nin çiğ at kalbi yediği sahne. Tamam. Çok büyük fedakarlık gerçekten. Sanki çok muhteşem bir yer yapmışlar gibi bir de anlatıyor. Bunu bitirdiysek hemen götürelim. Şu yolu da çekmek biraz yorucu. At bakalım. Böylelikle bunu da bitirdik. Şimdi sırada yine garip uçan sivrisineğimsi kardeşimizi göreceğiz. Ama onun öncesinde bir şey var. Yedinci lanet. Dolu. Bakalım neymiş? Bunu alabiliyor muyum? Hayır. Bu Laura'ya benzemiyor. Laura mıydı o kızın adı? Sarışın olan var ya, aynısı. Bunlar ne? Ne yapıyorsun kızım? Şunu böyle koyalım, tamam mı? Bakayım ne olacak. Bunu kıracak mısın?
Yetişmiyor. Ha, tamam. İkincisi bu. Tamam, bu da oldu. Şimdi olmuş olması lazım. Bu oldu, güzel. Ve son olarak bu. Tamam, buzu kırdık. Altında bir balık görünüyor. Bir çeşit pirana gibi. Ama balığı alamıyorum. Ve kardeşim de ortadan kayboldu. Bunun için yaptık. Peki. Atkı buldum. Alayım. Bir sincap. Atkı, üşüme. Almıyorsun. Bunu da alamıyorum. İnek boynuzu aldım 2 tane. Bu tarafta başka bir şeyler var mı? Bakalım. Mutlaka vardır. Bir tane dal. Bir çekiç. Bunun içi zaten boş. Şimdi içeri girelim bakalım teyzemiz. Bu sefer hangi garip hareketi yapıyor? Teyzem yok mu? Dondurma istiyorsun, tamam. Şunu kır bakayım. Bunu mixle. Ha. Lan eridi. Peki o zaman gitmediğimiz tek yere gidelim. O da burası. Bir kardan adam ve tuhaf buz küpleri. Kıracak mıyım? Hayır. Ha, bunları içine atacağım. Atayım. Bu böyle, bu da böyle. Şimdi bunu en o tarafa nasıl atarım? Şöyle atarım. Sonrasında bunun dolu olması lazım ki... Aa, patladık. Önce bunu atacaktım bir daha. Bu böyle. Bunu attım. Şimdi bunu at. Şimdi bunu. Bitmiyor da ya. Şu sondakini eklemeyi ver. Şimdi bunu böyle atsak, bunu bu tarafa atalım. Bunları da aradan çıkar kral. Şimdi sen kaldın. Yo, bunu böyle at. Bunu buraya at, bunu da böyle at. Güzel. Herhalde bitti. Anladım abi. Şimdi sen böyle gel, seni buraya atalım. Burası bitti, tamam mı? Sonra sen buraya gel, seni böyle atalım. Evet, yaptık. Bunu da aşağı. Güzel. Ne kazandım? Bir elmas. Bir parça da dal koparacağım galiba ama alamıyorum. Elması göz yapalım. Hayır. Dalı kol yaptık. Boynuz. Göz. Hayır. Atkı. Evet. Şu dalın bir olayı olması lazım. Yukarıda neler var? Bir tane elmas yeri. Seni ne yapacağım acaba? Neymiş bu? 3 elmas. Sonrasında buraya gideceğim, bunu alacağım ve kardan adamı yapmam lazım. Şunu kıracak mıyım? Çilekleri topladım. Çilekleri bunun içine at. Yok. Güçlü kar küresi aldım. Niye? Şimdi acaba bir tane sincap vardı. Çilekleri ona mı vereceğim? Hayır. Çilekleri buraya mı atacağım? Evet. Seni de attım. Ve çilekli dondurma. Güzel. Al bakalım, inek boynuzunda çilekli dondurma. Afiyet. Nereye kadar böyle? Aha, bir şey oluyor. Şapkasını mı vermiyor? Ne oluyor? Aa, içinde bir şey var. Bir el belirdi. Ne işime yaradı bu? Hiçbir işe yaramadı. Başka ne yapmam lazım artık? Şu sincabın bir olayı var ama çözemedim. Buraya geri döneyim. Şunu koparamıyorum bir türlü. Yerde boş buz parçaları. Ya şununla bir olayımız var. Bunu hiç kullanmadık. Çekiçle yok. Bununla bir olay yok. Bu... Aa, ne oluyor üstüne? Sivri tahta mı? Sivri tahtayı ne yapacağım tam olarak? Burun mu yapacağız acaba, olabilir mi? Deneyelim.
Hayır. Şunu gidip acaba bizim amcaya mı versek? Aa şu. Evet bak şimdi ya. Ah be sincabım. Bu tarafa doğru bir gider misin? Biraz daha. Tamam. Ay, hayvanın elinde tuttuğu, o minicik elinde tuttuğu 3-5 Antep fıstığını aldık ya, inanamıyorum. Ne istiyorsun dayı sen, fıstıklı dondurma mı istiyorsun? Al. Fıstığı buna mı atacağım? Evet, galiba fıstıklı dondurma yapacağız. Al, al, gözün doysun. Al bunu da ye. Bunu yemiyor musun? Aldım şapkanı. Şimdi gidelim. Bunu kardan adama koyalım. Of ya. Aa bunu da mı alacağım? Bunu hiç beklemiyordum. Kardan adam, al sana şapka. Bunu ne yapacaksın bilmiyorum. Bunu kullanıyor musun? Hayır. Benim en merak ettiğim şey şunu nasıl alacağım? Çünkü bu sol kolu belli ki. Bunu kullanalım. Sivri tahta yok. Sincap kullanalım diyeceğim. Ne alaka? Kar küresi. Abi ne kadar saçma ya. Doğru, bunu içeride de kullandık şunu alırken. Ama çok mantıksız bununla düşmesi. Gerçi bu oyunda mantık aramak daha mantıksız. Bunu da koyalım. Ne kaldı? Gözleri kaldı. Buna bir şey yapıyor musun? Hayır. Peki şimdi mesela bunların olayı ne? Bunu da mı kıracağım? Aynen öyle. Küçük taşlar aldık. Bir tane daha vardı. Onu da kıralım. Neredesin? Buradasın. Kır bunu da. İki düğme aldık. Bunu da kırıyor musun? Yok. Şimdi gözler ve ağız. Hayır, ağız kaldı sadece. Bunlar düğmeymiş. Başka hiçbir şey kalmadı herhalde şu anda. Ha bu var. Dur, şunu da kıralım. Evet, burun. Havuç aldık. Bunu niye yaptık? Ben onu anlayamadım. Yani bunun olayı neydi? Bununla mı kıracağım? Bu bir bug mı abi? Nedir? Burada ne? Aa! Bu tarafta da bir şey varmış. Bu bizim sivrisineğe dönüşen kardeşimiz değil mi? Bununla kıracağım belli ki. Vur oğlum. İyi misin? Bir daha. Bir daha. Kır şunu artık. Ben size diyorum iç çamaşırıyla böyle girmeyin göle diye ama yok. Laf anlayan var mı? Hayır. Donmuşsun brom. Al kafana bunu giy. Allah da seni kahretsin. Ver. Tipe bakar mısın? Ha, bayağı soğuk kanka aynen. Şunu yaptırmıyorsun değil mi oyun artık? Teşekkür ederim. Şu sıfata bakar mısın ya? Gel şimdi. Burnunu da koyduk. Ağzı yokmuş. İyi kol çıktı. Sağa gitti. Bir dakika sağ sol. Sağ sol. Sol sol. Sağ hayır sol. Sol sol sağ. Sağ sol. Oh be teyzem, bugün de tuhaf bir şey yapmadın diye tam endişelenmiştim ki. Kar yağsın. Yağmış teyzem kar zaten. Allah kahretsin. Al anahtar. Teyze hala bir işe yaramadı bu arada. Onu da söyleyeyim. Bana vereceğin bir şey var mı teyze? Çıkar şu son şeyi artık. Zorla aldık teyzeden. Tak şunu artık. Çok güçlü kar küresi. Bununla bir şey mi yapacağım? Bunu mu kıracağım? Aynen öyle. Kır oğlum. Kır. Tamamen kırdım burayı. Ve bir kutu. Şunu açalım. Ve sonunda kübü bulduk. Ne oluyor? Bak bizi kurban edeceklermiş ama annemiz buna engel olmaya çalışmış. Kaderinle buluşmaya hazırsın. Yapma, onun yerine beni al. Tamam mı dedin dayı sen de hemen? Evet, muhtemelen öyle demiş. Alabilir miyim kübümü?
Aldım. Demek ki ailemiz bizi kurban etmek istemiş öncelikle. Ama annemiz buna tabii ki izin vermemiş ve bizim yerimize kendisi ölmüş. Kendini feda etmiş. 8. lanet. Çekirgeler.